Biz Kızılcık Şerbeti ekibi kadınları olarak bir günümüzün değil, her günümüzün saygı ve sevgiyle geçmesini, şiddetin ve ayrımcılığın son bulmasını diliyoruz. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Abdullah Bey, benim sana söyleyeceklerim var. Tahmin ettim. Fısıldaşmalardan belliydi. Görkem'i isteme gecesinde olanlar oldu. Ne oldu? Söz olmadı baba. Daha doğrusu olamadı. Sebep? Eski sevgilin yüzünden. Öyle? Aynen baba. Öyle. Ne oluyor size ya? Nedir bu hal tavır? Alev hamile Abdullah Bey. Böyle bir şey bana nasıl haber vermezsiniz ya? Nasıl saklarsınız böyle bir şey? He? Baba kalkıp bize ilk söyleyeceğin şey bu mu? İnsanlara rezil olduk. Görkem'in ailesi bütün anlaşmaları iptal etti. Baba bu yaşta çocuk sahibi olmak ne Allah aşkına ya? Söyleyin çocuklar, söyleyin. Efendim Nilay. Abla babam uyandı. O ne demek ya? Kalktı işte, ayaklandı. Şimdi annem ona bütün olayları anlatıyor. Ne olacak bilmiyoruz. Annem sana da haber vermemizi istedi. Tamam, ben yarın sabah gelirim. Tamam da sen ağlıyor musun? Hayır, Nezle'yim. Tamam, yarın bekliyoruz. Hadi selametle. Getir şunu, getir. Getir! Biz rezil olduk ya. Öyle bile olsa bana haber vereceksiniz. Hiç bize bağırmaya kalkma Abdullah Bey. Yani sen bizden özür dileyeceğine bir de kalkmış hesap soruyorsun. Soruyorum Mehmet. Bilmek hakkım. Bildin işte. Baba bak. Hastasın diye seni alttan alıyoruz ama. Ama ne? Söyle. Ne ama? Baba bu kadın senden para için çocuk peydahladı ya. Bana bakın. Karşınızda babanız var. Sözlerinize, laflarınıza dikkat edeceksiniz. Uyarıyorum. Hiç boşuna bağırışmayın. O çocuk doğmayacak. Hiç bana öyle bakma Abdullah Bey. Benim çocuğumun, evladımın mürüvvetine engel olan kadına ben gittim, olacakları söyledim. Hayır, zaten onun derdi belli. Allah aşkına ver şunun parasını artık ne kadar istiyorsa. Aldırsın o çocuğu da bu konu kapansın. Pembe Hanım, sen Müslüman kadınsın. Yakışıyor mu bu laflar? Dini bütün bir insanın düşüncesi bu olmaz. Sen dini bütünlüğünde ne oldu? Hamile kaldı. Sakın ola ki beni inancımla vurmaya çalışma. Sen suçlusun, güçlü olmaya da kalkma. Bu çocuk doğmayacak. Bitti. Anne dur, ben de geliyorum. Thank you.
İnanmıyorum ya. İnanmıyorum, hala bana niye haber vermiyorsunuz diyor. Kafayı yiyeceğim artık. Anne sen iyi misin? İyiyim. Bu kadın bizi yıkamadı, daha da yıkamayacak. Anne, babam ya o kadına geri dönerse? Nereye dönüyor? Alev'in derdi para. Ne yapsın babanı? Peki ya bu kadın illa çocuğu doğuracağım derse? O kadar uzun boylu değil. Babanı ikna edeceğiz. Bu çocuk meselesi kapanacak, açılmayacak bir daha bu konu. Acilen konuşmamız lazım. Yarın sabah erkenden geleceğim. Lütfen evde ol. Neyin var senin Doğan? Sessizsin. Dün geceden beri sesin çıkmıyor. Bir şey mi oldu? Fatih. O kızı seviyor. Yine mi aynı konu? Yani ben ailesinin zoruyla evlenmek istediğini düşünmüştüm ama galiba o da istiyor. Doğacığım bitirmeyi sen istemedin mi? Yapamıyorum dedin, ayrılmak istedin. Bak şu an sağlıklı düşünemiyorsun, farkındayım. Ama lütfen neden bu kararı aldığını unutma. Anne biliyorum zaten ama sonrasının böyle olması canımı sıkıyor. Normal değil mi? Erkekler yaz sürecini biz kadınlar gibi yaşamıyorlar. Eğer bunu beklersen üzülürsün. Seni anlıyorum. Karşı tarafın bir nebze olsun gözyaşı dökmesini istiyorsun. Ama maalesef öyle olmuyor. Biliyorum çünkü bu benim de başıma geldi. Gözyaşını geçtim. Bari evlenmeye kalkmasaydı. Yapacak bir şey yok Doğacığım. Bazen hayat istediğin gibi gitmeyebilir. Benimki hiç gitmiyor ama. Yapma Doğa. Bak hayatta bir kapı kapanıyorsa mutlaka başka bir kapı açılır. Ayrıca sen o eve gittiğinde mutlu olabileceğini mi sanıyorsun? Artık mümkün değil bu. Bir ay sonra yine kavgalar çıkacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın anne. Ne o? Suratlar asık. Bir şey yok. Pek bir şey yok gibi değil ama. Fatih meselesi. Aman Doğacığım. Sen ondan kurtulduğuna sevin yavrum. Üzülme. Kahvaltı hazır. Hadi. Alev'den ses seden var mı? Yok anne. Birazcık onu kendi haline bırakalım. Ha, kendi haline bıraktık gördük. Doğacığım Çimen'e haber ver. Tamam. Günaydın. Uyandın mı? Hı hı. Hadi kalk kahvaltı hazır. Ben yemeyeceğim. Çimen. İyi misin sen? Ne oldu? Ablacığım ne oldu söylesene. (Gülüyor)
Çimen ne oldu ablacığım, söylesene, bak beni korkutuyorsun. Moralim çok bozuk. Tamam da neden? Anneme bir şey söyleme. Çimen bak, biri sana bir şey yapmadı değil mi? Anlatacağım. Annem gelecek şimdi, sen sakın kimseye bir şey söyleme, hadi içeri git. İyi de ben şimdi anneme ne diyeceğim? Uyandıramadım de. Tamam ama bak, annem gidince konuşacağız. Hadi ağlama sen de. Abdullah Bey, nereye böyle sabah sabah kaçar gibi? Alev'le konuşmam lazım. Sen daha karınla konuşmuyorsun. Kendi karınla konuşmuyorsun. Başkasından çocuğun olacak, karınla bile konuşmuyorsun. Tüm bu konuyu yeterince konuştuk ya Pembe Hanım. Hiçbir şey konuşmadık. Şimdi konuşacağız. Hemen. Allah aşkına Abdullah Bey, sen nasıl utanmadan ben Alev Hanım'la konuşmaya gidiyorum dersin? Hiç mi utanman yok senin? Ya bu yaştan sonra sen kendine baba olmayı yakıştırıyor musun? Pembe Hanım, öfkeni anlıyorum. Ama saygısızlığa girersen... Ne olur, ha, ne olur saygısızlık yaparsam, asıl saygısız sensin. Bana şu yaşattıklarına bak. Kepazelik, başka hiçbir şey değil. Ya o çocuğun senden olduğu ne malum? Hı? Belki gitti başkasından peydahladı. Öyle böyle bir şey yapmaz. Hala bir de bana o kadını savunuyorsun değil mi? Senin için yaptıklarımdan sonra. Pembe Hanım yeter. Yeter. Sen çağırdın, sen gitme dedin. Yahu hastaydın da ondan. O kadın senin yüzüne bakmadığında ben baktım sana. Ben senin başında bekledim. Haklısın Pembe Hanım. Sen başımda bekledin, sen baktın. Ben seni kırdım, üzdüm, özür dilerim. Gel boşanalım. Bak sen de istemiyorsun. Ölürüm de boşanmam. O zevki size asla yaşatmam. Duydun mu beni? İnada bindiriyorsun, yapma. Asla, 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 asla o kadın, o kadın hayatının sonuna kadar metres olarak kalacak. Anladın mı? Anne ne oluyor, iyi misin? Anneciğim. Anne. Elim ayağım titriyor çocuklar. Tamam, biraz sakinleş. Sınıfı getirelim mi oğlum? Burada var şimdi. Dur, dur, dur. Dayısının günü. Hoppudu hoppudu hoppudu. Babacığım. Babacığım çok geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Sağ ol oğlum. Kuzu baba. Bunu görüyorum da. Nereden çıktı bu? Ya sizin bundan da haberiniz yok tabii. Biz adaklık için gitmiştik. Orada gördüler, çok istediler. Biz de getirdik ama geri vereceğiz. Ya öyle bela kuvvet. Gönderin bunu. Tamam baba. Kimse yemez seni ya. Kimse yemez seni ya. Anne daha iyi misin? Babanızın iyileşmesine sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Ne diyor? Alev konuşacakmış. Aman konuşsun. Konuşsun da ne olacak? Vallahi tansiyonum fırladı. Artık arsızlığında bu kadarı yani. Hadi siz gidin yavrum. Kızlar burada nasıl olsa. Ben geçireyim sizi. Hayırlı işler. Aynı günden anne, sen de ferah ol. Tamam yavrum. Abla görüşürüz. Ay. Üzülme anne. Bitmiyor Nur Sema. Bitmiyor. Bitecek inşallah. Okuyalım, sana da iyi gelir. Ay okuyalım vallahi, o kadar iyi olur ki. Ağladın mı sen?
Yok. Kızım bak bir şey olduysa bana söyle. Vallahi bir yalanı daha kaldıramam ben. Umut evi terk etti. Ne? Evi mi terk etti? Evet gitti işte. Sen de babanın evine git dedi. Ah 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 başımıza gelenlere bak. Hani Allah aşkına hemen karalar bağlama. Yahu o kim oluyormuş da seni terk ediyormuş? Sen onu parasız, pulsuz kabul ettin, gittin, oturdun. Daha ne istiyor? İşte böyle konuşmanızı istemiyor. Gidip o zaman adam gibi bir iş bulacak, çalışacak, para kazanacak, sana layık olacak. 5 kuruş etmeyen bir adam. Psikolojisi bozuldu onun da. Başlatmasın psikolojisinden. Bize bir şey olmuyor ya. Ay bir de zayıf karakterli. Neyse anne tamam ben kabullendim. Bir müddet ayrı kalacağız. Düşüneceğiz. Sonra tekrar konuşacağız. Neyi düşüneceksin yavrum? Neyi düşüneceksin? Adam bırakmış gitmiş işte. Anne gerçekten konuşmak istemiyorum. Gerçekten. Buraya senin için geldim. Söylediğime pişman etme beni. Selam kavlen. Abdullah baba ayaklanmış Nilay. Ayaklandığı gibi de öyle bir gitti. Kardeşim adam ikinci baharını yaşıyor. Nasıl bir aşk bu anlamadım ya. Vallahi ben de anlamadım ki. Bu arada kuzuyu alın götürün de daha istemiyor. Nasıl ya? Ya bizim kuzumuzdan ne istiyor? E gitsin abine sevgilisiyle uğraş. Nilay kurban olayım bak arıza çıkartma. İncecik bir buz üstündeyiz. Her taraf çatır diyor yapma. Zülker bu böyle olmayacak. Ben artık böyle yalan söylemekten, kıvırmaktan gına geldi. Mustafa'yı karşıma alacağım ve altınların gittiğini söyleyeceğim. Nasıl ya? Vallahi de bir anda bunu aldım. Ferum'un işi de olmadı. İyice borcu battık. Vallahi Nilay bak haklısın da sen böyle şimdi hep yalanlar üzerine bir hikaye kurduğumuzdan doğruları söyleyince benim bünyem kaldırmadı. Vallahi ben çok bahtsızım. Bu olaydan sonra onu anladım. O nereden çıktı ya? Yok öyle. Hayat bana nazik davranmadı. Şarkı söz değil mi bu ya? Hı. Bu durumda oyun havası dinleyecek halim yok herhalde Zülker. Tamam oyun havası dinleme de arabeske de çok bağlama Nilay. Sakin ol arıza çıkartma kurban olayım. Hayırlı günler. Gün o diyemeyeceğim. Hiç halim yok çünkü. Girebilir miyim? Gel. Evet seni dinliyorum. Hızlı olursan sevinirim. Çıkmam lazım çünkü. Duyduklarım doğru mu? Senin ne duyduğunu bilmiyorum ki. Hamile misin? Sana gerçeği söylediler yani. Hayret. Neden benden gizledin? Gizlemedim. Öğrendiğimde sen rahatsızdın. Malum ulaşılamıyordu da sana. Arayıp sormadın da. Canımla uğraşıyordum. Tamam, çok geçmiş olsun. Şimdi de ben canımla uğraşıyorum. Evet, hamileyim. Ama seni ilgilendiren bir durum yok. Nasıl beni ilgilendiren bir durum yok? Sen sözün eri olamadın. Bana verdiğin sözü tutmadın. Ben artık sana güvenemem. Bu benim meselem. Zaten mecbur olmasaydım da sana söylemezdim. Ne demek benim meselem? Bak, sen bana boşanacağım dedin. Boşanmadın. Hastalanınca koşa koşa evine döndün. Ben senin tek bir kelimene bile inanmam artık. Boşanacaktım Alev. Dava açtım. Süreç uzadı. Sen beklemem dedin. Çektin gittin. Ben sana bu pozisyonu istemediğimi söyledim. Kabul etmem dedim. Ben bir karar verdim, bedelini de ödedim. Ben ödemedim. Sen hiçbir şey ödemedin. Ben gidince tıpış tıpış evine döndün, savaşmadın bile. Sen kendine aşık değil. Sana bakacak birini arıyorsun. O yüzden sen pembeye git. O senin her türlü kahrını çeker.
Ben sevgi istiyorum. Sahiplenilmek istiyorum. Saygı istiyorum. Sen de bunları veremedin bana bir türlü. Alev, bunları aşabiliriz. Sen aş. Ben aşamam. Benim kararım kesin. Ben çocuğumu doğuracağım. Tamam. Tamam. Sen ne istersen, nasıl istersen yeniden dava açarım. Hiç zahmet etme. Çünkü sen yarın bile bana gelsen ben seninle olmam artık. Bu kadar kolay vazgeçtiğine inanamıyorum. Sen beni dayanıksız bir şey sandın galiba. Ben öyle kenarda köşede ağlayacak biri değilim. Kaderine razı olacak biri hiç değilim. Sen karının pasifliğine alışmışsın tabii. Benimle olamazsın. Alev, bu bizim çocuğumuz. Hayır, o benim çocuğum. Senden hiçbir şey istemiyorum ben. Ben o çocuğu kendim için doğuracağım. Senin soyadını da istemiyorum. Saçmalama. Olur mu öyle şey? O benim de evladım. Apo, ben gerekeni yapacağım. Ayaklarını bırak. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Biliyorum. Seni sevmemin binlerce sebebinden biri bu. Bizden vazgeçme Alev, bak. Rabbim bize bir mucize verdi. İşaret diyorsun. Sen boşanamayınca aldım ben o işareti. Alev, lütfen. Biz birbirimizin kaderiyiz. İnat etme. Gel evimize çıkalım. Yeniden dava açalım. Belki bir zaman uzar. Ama nihayete erer sonunda. Oldum. Çocuk 10 yaşına gelecek. Biz hala senin boşanmanı bekleyeceğiz. Ben sana bir süre vermiştim. O sürede doldu. İkinci bir şans istiyorum. Ya benim sana vereceğim ikinci şans kendime yaptığım haksızlık olur. Sen artık gitsen iyi olur. Ben kararımı değiştirmeyeceğim çünkü. Lütfen. Apo, yeter. Yeter, üstüme gelme. İstemiyorum, anlasana. Sen pembenin dizinin dibine geri dön. Ve sakın, sakın o çok sevdiğin düzenini bozma. Çünkü bozsan bile beni kazanamazsın artık. Peki. Öyle olsun. Şimdilik. Şimdilik değil. Sonra konuşuruz. Günaydın. Günaydın. Sakinleştin mi biraz? Ben de aynı soruyu sana soracaktım. İyiyim ben. Bir sıkıntı yok. Ama senden bir ricam var. Bana artık çocuk muamelesi yapma baba. Lütfen. Özel hayatıma da bu kadar müdahil olma. Vallahi başka hiçbir şey istemiyorum ya. Özel hayat ha? Peki oğlum. Sen kendinden 20 yaş büyük bir kadının yanında gibi gezmeye razıysan benim için hiçbir sorun yok. Kendini rezil etmeye devam et. Göreyim seni. Ya Allah'ım, ya Rabbim ya. Aşktan, sevgiden bir anlayan da bir adamsın ha. Babam bugün işe gelir. Öğrendi mi? Annem söyledi. Eyvah ki ne eyvah. Annem evde perişan. Kızlar başında. Babamın aklı hala alerde. Dur bakalım. Duruyorum abi zaten. Başka yapacak bir şey yok. Benim üzüldüğüm şey, hiçbir suçum yokken olan bana oldu. Görkem'den ses yok mu? Yok. Ama tabii ben de elim kolum bağlı durmayacağım. Bir şekilde konuşmam lazım. Ve bu noktada iş biraz sana düşüyor abi. Bana mı? Evet. Çünkü öyle telefonla konuşmakta falan olmayacak.
Benim Görkem'i görmem lazım. Sen takip edeceksin. Nerede, ne yapıyor, kimle, bana haber vereceksin. Yani yalnız olduğu bir yerde yakalayıp derdimi anlatmam lazım. Tamamdır. Ben sana ev ve iş adresini göndereceğim. Umarım işe yarar. Yarayacak. Yarayacak. Vallahi ne bileyim Kıvılcım. Gerçekten kavga etmekten sıkıldım artık. Karışmayacağım bundan sonra. Ne hali varsa görsün. Evet, bence en iyisi. Kendi haline bırak. Pek de içimden gelmiyor kendi haline bırakmak ama... yapacak başka bir şey yok ki. Metehan kendi gibi davranmıyor çünkü. Akşam bize mi gelsiniz acaba? Yani nasıl gelelim? Metehan gelmez ki. Adamın işe bile geldiği yok. Yani geçecek Ömer. Biliyorsun gençken böyle şeyler oluyor. İnşallah bir an önce anlar. Benim de aklım doğaya takıldı. O kadar kötü ki hala toparlayamadı. Fatih'e çok kızgın. Canım ya, onun da derdi başka. Biz de sürekli çocuklarımız tarafından sınanıyoruz. Farkında mısın? Sağlık olsun. Ne diyelim Kıvılcım? Allah böyle istiyor demek ki. Onlar mutlu olsunlar da her şeyin başı sağlık. Tabii ki canım. Orası öyle. En önemlisi o da. Ama çocuklarımız da mutlu olsun. Allah. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizimki gayet mutlu. Ben seviyorum deyip duruyor herif ya. Çok komiksin Ömer. Yok, gerçekten öyle. Adamın başka hiçbir derdi yok hayatta. Seviyorum da seviyorum. Şaka gibi ya, gerçekten. Vallahi güldürdün beni. Sen hep gül. Gülmek en çok sana yakışıyor Kıvılcım. Herkes gitti. Hadi anlat bakalım. Of. Çok kötü. Çimen bak, sinirleniyorum artık. Annemi ararım. Ben aşık oldum. Ne? Kime, ne zaman? Niye bana söylemedin? Niye benim haberim yok? Bir süredir birlikteydik. Yaşı biraz büyük diye gizliyordum. Yaşı büyük mü? Büyük derken? Büyük işte. Ama mesele bu değil. Evliymiş. Çimen, sen ne diyorsun? Bana söylemedi. İki çocuğu varmış. Allah'ın cezası ya. Ya ne manyak insanlar var. Ne istemiş senden? Ama asıl mesele bu da değil. Ha, bir de dahası var. Hı hı. Görkem'in abisi. Ne? Adı Gökhan. Çimen, sen ne diyorsun? Fatih'in istemeye gittiği kız... Sen onun abisiyle sevgiliydin. Adam evli, çocukları falan var değil mi? Ben yanlış anlamadım, doğru. Evet. Allah'ım ya. Allah'ım, ben kafayı yiyeceğim, delireceğim. Doğa. Anneme bir şey söyleme ne olur. Ya Çimen, benim kafam yandı. Sen annem diyorsun, bir dur. Ya çok kötüyüm, görmüyor musun? İlk kez birlikte olduğum adam bana hayatımın kazığını attı. Birlikte olduğun mu? Güvendim. İnandım. Birlikte bir geleceğimiz olabilir sandım. Hacımencim ya. Çok aşık oldum. Bambaşka biri çıktı. Hiçbir açıklama yapmadan ortadan yok oldu. Ya insan bir açıklama yapmaz mı? Bir şey söylemez mi? Ya sence açıklar mı? Adamın ödü kopmuştur, karısı duyacak da huzuru bozulacak diye. Nasıl bu kadar salak olabiliyorum? Kendime o kadar kızıyorum ki. Görkem de her şeyi öğrendi. Öğrensin. O öğrense ne oluyor? Ona ne? Burada mağdur olan sensin. Nasıl unutacağım? Canım benim ya. Geçecek. Geçecek, merak etme, tamam mı? Ben hep yanındayım. O kızla bütün ilişkini kestin değil mi? Kestim dedim ya. Ha, sana o kadar sinirliyim ki. Yazık değil mi Hilal'e ya? Ya tamam. Oldu bir hata, bitti. Aman. Sanki bir daha yapmayacaksın. Görkem. Sakın Fatih'e bir şey anlatma. Eski karısının kardeşi çıktı. Tutuştun tabii. Hayır, madem bir şey yapıyorsun, o kızı nereden buldun? Ne bileyim ben ya. Neyse, bitti gitti. Sen Fatih'e hiçbir şey söyleme. Gider bir yerde söyler falan. Ne diyeceğim?
benim abimin karısını aldatan bir adam genç kızları kandırıyor mu diyeceğim. Şimdi sıra senin eski baldızına geldi mi diyeyim, ne diyeyim, nasıl söylenir böyle bir şey? Ya tamam anladım. Senin de diline düşmeyeceğiz ya. Düşersin tabii. Neyse. Çıkıyorum ben, işlerim var. Sonra da eve geçerim. Bir kere de enerjik ol be oğlum. Evi terk ettim. Tamam, enerjik olma o zaman. Ne oldu durduk yere şimdi? Durduk yere değil ki. Yani böyle olmasa belki birbirimizi daha fazla kıracaktık. Düzeltilemeyecek bir hale gelecekti. Hasan, evi terk ederek düzeltebileceğini düşündün yani. Tamam, çok akıllıca, bravo. Yok, yapamıyorum Alev. Her seferinde bir laf sokma, bir surat. Yok işe gitmedin, yok yattın, yok kalktın, yok doktora git, ilaç al. Maymun oldum ya. Mursama ne yaptı peki? Ne yapsın? Üzüldü tabii ki. Ben de üzülüyorum. Annen nereye git dedim. Çekip vursaydın Umut, daha iyiydi. Böyle olması gerekiyordu. Dönsün bakalım, o çok meraklı oldu ailesinin evine. Düşünsün biraz. Yalnız fazla düşünürse hiç dönmez. Onun da farkına var. Apo da iyileşti. Şimdi iyice yerler onu orada. İyileşti mi? Evet. Bana geldi bu sabah. Allah Allah. Bana niye söylemedin? Evi terk ettim diye giriş yaptın, ne yapayım? Ne yapmış peki? Öğrenmiş mi? Öğrenmiş. Bebeğimiz diye tutturdu. Güzel. Nesi güzel ya? Güzel falan değil. Ben onunla bir daha bir araya gelmeyeceğim ki. Nasıl? Niye? Kapına kadar gelmiş işte. Kapıma kadar geldi diye olan biteni unutacak değilim. Karısı da geldi, bir ton laf etti zaten. Boşanmayacağım diye tepinen biriyle uğraşamam ben. Vallahi ben çocuğumu huzur içinde doğurup büyütmek istiyorum. Mümkünse de Ünal sülalesinden uzakta. Olur. Ay, Rabbim açtığımız elleri geri çevirmesin inşallah. Amin. Nursema, sen akşam babanı al karşına, olan biteni anlat kızım. Sonra da ben evime döneyim diyorum. Ne münasebet? Seni buraya göndermiş. Hayır, müsaade etmiyorum. O gelecek bu kapıya, yalvaracak. Kendini zaptı raptı alacak. Sonra bakacağım ben. Sen mi bakacaksın anne? Ben bakacağım tabii. Annenim ben senin. Sen çok müsamaha gösterdin, tepene çıkardın. Olmaz öyle. Tamam anne, neyse ben işe geç kalıyorum. Hadi görüşürüz. Aa, otur sen de Allah'ını seversen. Ya Rüzgar'a gecikeceğim dedim. Daha fazla geç kalmayayım anne. Zaten başına ne geldiyse bu çalışma aşkından geldi. Kızım, kocalar sevmez öyle, karılarının çalışmasını istemezler. İstemezse istemesin. Allah Allah. Umut öyle bilir değil ayrıca. Hani ben kendim için çalışıyorum, tamam mı? Çalışmaya da devam edeceğim. Sen de boşuna bu konuyla ilgili nefesini tüketme. Sana da bir söyle bin işit. Akşam da yemekte herkese toplu anlatırım. Tek tek kimseye anlatamayacağım. İyi, peki öyle olsun. Hadi hayırlı günler. Güle güle. İyi gördüm abi seni. Çok şükür geçti gitti. Geçti gitti, geçti gitti de arada neler olmuş neler. Beynimden vurulmuşa döndüm. Sağ olsun Pembe Hanım da gizlemiş. Nasıl gizlemesin ki? Yani sen o haldeyken anlatamazdı abi. Ya sen Alev'i düşünüyor olabilirsin. Ama yengem de çocuklar da perişan oldular, yıkıldılar. Ben de onları üzdüğüm için çok üzgünüm ama ortada bir gerçek de var yani. Sabahleyin Alev'le konuştum. Çocuğu doğurmak istiyor ama babası olarak beni istemiyor. Allah Allah, nasıl olacakmış o iş? Olmayacak da işte gurur meselesi yapıyor. Haksız da değil, onu hayal kırıklığına uğrattım.
tek onu mu? Pembe Hanım'la boşanalım diyorum. Asla diyor. İnada bindirmiş. Ne yapacağım bilmiyorum. Of. Vallahi abi bana soracak olursan sen önce şu çocuklarla aranı bir düzelt. Onlar ayrı bir dert zaten. Düşman gibi davranıyorlar. Ya niye düşman olsunlar? Anlarlar senin sonunda. Ama burada önemli olan senin tutumun. Sakinliğini koruman gerekiyor. Sen şu meta meselesini bir anlatsana. Duydun demek ha? Tabii. Önce onu yetiştirdiler. Vallahi nesini anlatayım bilmiyorum. Metan kendinden yaşça büyük bir kadınla beraber ona tutulmuş. Nuh diyor, peygamber demiyor. Sen git konuş diyeceğim ama. Olur. Nasıl olacak? Sen kendi işine bak dersen olacak. Hakkıdır da. Ya yapma Allah aşkına Ömer, aynı şey mi? Ya aynı şey olmayabilir ama benzer şeyler. Abi çocuklar geleceklerinden kaygılılar. Endişe ediyorlar. Etmesinler efendim. Gelecekleri garantide. O zaman al karşına tatlı tatlı konuş. Efendim Yusuf abi. Fatih. Görkem'i ofisinin önünde bekliyordum, şimdi çıktı. Arabayla takip edeceğim. Hı. Yalnız mı peki? Evet evet, yalnız. Süper. Sen bana canlı konum at, hemen geliyorum. Tamamdır. Merhaba, buyurun. Azra'ya gelmiştim. Kendisi burada değil. Girişte arabası var ama. Yani şu an burada değil, alt kata çekime indi. Ha, öyle diyorsunuz. Hı hı. Peki, beklerim ben o zaman. İşi uzun sürecek. Beyefendi. Beyefendi. Okulda öğretmiyorlar mı size bunları? Bak şimdi şunu. Kolay gelsin. Sen mi geldin? Sürpriz oldu galiba. Kim bu herif? Emir asistanlık görüşmesine gelmişti. Sen içeride bekle, görüşme bitince buraya gelirsin. Berken, içeride mi bekleyeyim? Ne diyorsun ya sen? Emir sen 5 dakika bekle, ben hemen geliyorum. Kim bu herif? Azra, kim bu herif dedim? Ha? Kim bu? Ne oluyor? Sen kendinde misin acaba? Nasıl bana hesap soruyorsun? Senin bu herifle aranda bir şey var değil mi? Ha? Doğru söyle, bir şey var aranda. Bak hala soruyor. Öyle kafana göre buraya gelip benim huzurumu kaçıramazsın. Ne diyorsun ya sen? Ne oldu sana böyle? Sıkıldım. Ne? Sıkıldım işte, anlıyor musun? Ne öyle her dakika dip dibe olmalar, kıskançlıklar, hesap sormalar. Ben gelemem böyle şeylere. Ne zamandan beri gelemiyorsun böyle şeylere sen? Şu andan beri. Bence gitsen çok iyi olacak. Bu herif yüzünden. Ha? Bu herif yüzünden. Dur. Dur. Dur bir kendine gel ya. Ne sanıyorsun kendini? Öyle iki vakit geçirdik diye karın mı sandın? Güvenliği çağırıyorum ve derhal buradan gidiyorsun. Ve bir daha sakın, sakın beni arama. Ulan ben senin için... Ya ben senin...
Kolay gelsin. Sağ ol Rüzgar. Bir olaylar olmuş galiba. Sen nereden biliyorsun? Aslı söyledi. Aslı nereden biliyor ya? Görmüş sizi işte. Rüzgar sen neden bahsediyorsun? Sibel gelip seni sıkıştırmış ya akşam. Ha. Başka bir olay daha oldu herhalde. Oldu. Umut gitti. Yani evden gitti, evi terk etti. Yok artık. Niye? Niye? Çünkü mutsuz. Mutsuzluğunun sebebi olarak da beni ve ailemi görüyor. Vallahi kendi bilir o zaman Nursema. Yani bu ne böyle? Ya toparlasın ya da hakikaten gitsin. Sen üzüldün tabii. Üzüldüm tabii. Yani çünkü beklemiyordum. Konunun buraya geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Hadi ya. Halbuki gün gibi ortadaydı biliyor musun ya? Ama tabii insan işin içinde olunca büyük resmi göremiyor. Olsun takma sen. O kaybeder. Öyle mi diyorsun? Tabii kızım. Senin gibi akıllı, zeki, güçlü bir kadını kaldıramıyorsa bir dakika durmasın. Ya samimi söylüyorum Nursema. İltifat etmiyorum. Seninle olduğu için gurur duymayan bir adamla senin işin olmasın. Sağ ol. İyi olacaksın. Merak etme. Tamam mı? Yani her son bir başlangıç. Kim bilir seni neler bekliyor şimdi. Yani gerçi şu anda tamamen ayrılmadık. Yani ayrı evlerdeyiz ama... Ben yorum yapmayayım, tamam. Ya lütfen yapar mısın? Nursema, buna pre-ayrılık dönemi deniyor. Pre-menopoz gibi düşünebilirsin. Yani bir anda keskin bir ayrılıktan daha iyi. Taraflar alışmış oluyor. Ama tabii günün sonunda senin ne istediğin çok önemli. Yani çok emek verdik. Bilmiyorum ki. Nursema, bu senin kariyerin değil. Herkes bir şeyler emek veriyor. Çok canın sıkılırsa konuşmak istersen ben buradayım. Tamam? Biliyorum. Sağ ol. Sen de. Pardon, bakar mısınız? Buyurun, ben yardımcı olayım. Fatih? Selam. Selam. Öncelikle bu karşılaşma asla bir tesadüf değil. Onu hemen söyleyeyim. Gördüğün gibi çok da dürüstüm. Ben de bir an anneme bir şeyler almaya geldim gibi bir şey uydurursun diye düşünmüştüm ama. Bak güzel fikirmiş. Keşke öyle yapsan. Evet. Biliyorum. Çok farkındayım. Ailenin kararları senin için çok önemli. Ama izin ver kendimi anlatayım. Lütfen. Fatih. Ne değişecek? Babamın kararları kesin biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Ama önemli olan senin kararın. Bak, şöyle yapalım. Yarın plan yapma. Beraber geçirelim günü. Kendimi anlatayım. Bak istemezsen söz veriyorum. Asla bir daha karşına çıkmayacağım. Sadece bir gün. Tamam. Tamam diyorsun. Tamam. Çok iyi. Sözümü aldım. Sözünü aldım. Aldığıma göre yavaş yavaş geldiğim gibi gidiyorum. Gidiyorsun. O zaman yarın beraberiz. Güzel bir gün olsun. Sana da. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Ne haber, ne yapıyorsun? İşte. Geçmem ben çok kötüyüm ya, Azrail'le ayrıldık. Neredesin sen? Ne diyorsun? Ben de Gökhan'la ayrıldım. Şaka mı yapıyorsun ya? Of! Ne oluyor ya bize böyle aynı anda? Bilmiyorum. Pert durumdayım, evde Doğa'yla Cemre'yle takılıyorum. Ha senin ev kalabalık, anladım. Tamam, akşam haberleşiriz o zaman. Olur, konuşuruz. Tamam, bay bay. Metehan da ayrılmış. İyi olmuş.
Ne işiniz var sizin böyle insanlarla? Gökhan bağıramadı. Aramayacak zaten. Çimen bak çarpacağım şimdi ağzına bir tane. Başlama şimdi ne olursun. Elimde değil ne yapayım? Çimen. Bak sana ne diyeceğim. Aklıma bir fikir geldi. Bu adamın yaptığı yanına kalmamalı. O ne demek ya? Adam seni kullandı. Karısını aldattı. Yalanlar söyledi. Yaptıkları yanına kar mı kalacak? Yok öyle bir dünya. Ne yapabiliriz ki? Gidelim. Kadına her şeyi anlatalım. Bulalım kadını. O da bilsin kocasının neler yaptığını. Elimize ne geçecek? İlla bir şey mi geçmesi lazım Çimen? Bak ben de aldatıldım. Bütün dünyam alt üst oldu. Bir de uzun süre salak yerine kondum. Yani başka bir kadının bunu yaşamasını hiç istemem. Ya o kadının ne günahı var? Adam onu da kandırmış, bir sürü yalanlar söylemiş. Ya şimdi sen böyle deyince... Bak biz bir kadına iyilik yapmış olacağız. Sen de intikam almış olursun. Seni kimse kullanamaz. Kullanmaya kalkarsa da böyle cezasını çeker. Doldum şu an. E dol bir zahmet. Bak gidelim karısına her şeyi anlatalım. O da bilsin kocasının ne kadar şerefsiz biri olduğunu. İyi de nasıl yapacağız, ne yapacağız, evine mi gideceğiz? Ya orası kolay. Arada bir sürü tanıdık var. Ya en kötü Metehan'dan isteriz adresini, o söyler. Önceden iş yapmışlar zaten, sen yeter ki evet de bak ne olur. O zaman... Evet. İşte bu. Aferin. Kıvılcım Hanım, müsait misiniz? Gel İsmet, müsaitim. Bir sorun mu var? Burayla ilgili değil ama benim size danışmam gereken bir konu var. Bana bir 5 dakikanızı ayırabilir misiniz? Olur tabii, gel otur. Benim bir komşum var. Çok da iyi bir insan. Ama çocukları hayırsız çıktı. Hanımı da vefat etti. Hayırsız derken? Çocuklar babalarının akli dengesi yerinde değil diye rapor alıp... elinde, avucunda ne var ne yok hepsini aldılar. Bir emekli maaşı vardı. Ona da el koydular. İnanmıyorum. Bütün bunları çocukları mı yaptı? Öz evlatları. Ne yazık ki. Çok eskiden beri tanıdığım bir insanı bu durumda görmek beni çok üzüyor. Siz hep birilerine yardım ediyorsunuz. Benim komşumla da ilgilenseniz. İlgileniriz tabii ki. Tamam. Şöyle yapalım. Sen bilgilerini bize ver. Ben Rüzgar Bey'le konuşayım. Biz elimizden ne geliyorsa yapalım. Allah razı olsun. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun. Müsait misin baba? Gel. Hiç uzatmadan konuya gireceğim. Biz 3 kardeşiz. Yeni bir kardeş istemiyoruz. Ve o kadın muhtemelen doğurmak isteyecek. Ama biz kabul etmiyoruz. Bu şirkette sadece bizim değil çocuklarımızın da hakkı var. Derdiniz para yani. Hayır baba, derdimiz para değil. Bunun parayla bir ilgisi yok. Ama neden gayrimeşru bir çocuk sonradan gelip bizim bütün her şeyimiz ortak olsun ki? Nereden çıkardın gayrimeşru olduğunu? Ne yapacaksın baba? Gidip Alev'le mi evleneceksin? Hiç utanmıyorsun değil mi? İnsan birazcık çekinir ya. Ne oldu baba sana? Sen evlatlarına düşkün bir adamdın. Ne oldu sana? Bir kadın için çocuklarına bunu yapmaya değer mi? Ağzından çıkanı kulağın duysun biraz. Doğru söylüyor Fatih baba. Torunların var ya senin. Annem evde perişan durumda. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Öldürmeye mi çalışıyorsun bu kadını? Rezil ettin bizi. Hadi bir maceraya atıldın. Bari önlemini alsaydın. Bana bak. Karşında babam var. Bu ne kadar saygısızca bir konuşma. Ne yapacaksın? Dövecek misin? Bana bak. Beyler ne oluyor? Sessiz dışarı kadar geliyor. Bir şey olduğu yok amca. Yine babamla konuşulmuyor. Çık dışarı. Çık. Çık gözüm görmesin. Kalacak halim yok zaten. Ya çık. Hadi Fatih. Yürü. Yürü. Fatih tamam Fatih. Ya abi bir dakika.
Fatih, sakin ol be. Oğlum ben size ne söylüyorum, siz ne yapıyorsunuz? O zaman biraz da abinle konuş amca. Aklı iyice başından gitmiş. Abi hayırdır, ne oluyor? Terbiyesizlik ettiler, cevaplarını aldılar. Ya iyi de böyle bağırıp çağırarak olmaz ki bu işler. Efendi olacaklar o zaman. O kadar basit. Ya doğmamış çocuğun ne kabahati var? Abi onların tepkisi bebeğe değil. Alev'le sana. Ben hastalanmadan evvel eski düzene dönmekten konuşuyorduk. Bir an önce bitirelim. Ben yeniden yönetim kurulu başkanı olmak istiyorum. Yani durum bu Rüzgar'cığım. İsmet de söylediği için ben de inandım. İstersen gidip şu adamcağıza bir bakalım. Bakalım tabii. Yazık ya, ne evlatlar var. Sorma. Bunları düşününce ne kadar şanslıyız dedim kendime. Doğa ilk evlenmeye karar verdiğinde o kadar kızmıştım ki ona. Yani bu hayatta başıma gelebilecek en kötü şey diye düşünmüştüm. Ama işte ne oldum demeyeceksin. Sonra o kadar kötü şeyler geldi ki arka arkaya. Doğan'ınki hafif kaldı. Maalesef. En azından Çimen'den yana yüzüm gülüyor. O bana hiç böyle şeyler yaşatmadı. Doğa da toparlıyor biraz. Aman toparlasın ya. Bu arada Nursema'yla Umut ayrılmış. Yani daha doğrusu Umut evi terk etmiş. Gerçekten mi? Hiç duymadım. Ah çok üzüldüm ya. Sorma. Ya bu erkekler evlendikten sonra neden kıymet bilmiyorlar acaba? Sen de bir erkeksin. Evet ama ben nadir bulunan bir cinsim. Nursema benim sevgilim olsa onu pamuklara sararım. Neden baktın öyle acaba? Sakın Rüzgar. Bak sakın. Ya yok be. Ben düşüncemi söylüyorum sadece. Yani seni uzun zamandan beri tanıyorum. Senin için bir şey imkansız bir hale geldiği zaman çok çekici olabiliyor. Ayrıca Nursema senin o tanıdığın, birlikte olduğun kadınlardan değil. Onlardan biraz farklı. Yani değişiklik, çelişkiler. Tamam. Tamam, ben senin ne demek istediğini anladım ama inan bana biz kankayız. Süper. Öyle de kalmaya devam edin. Lütfen. Apo geldi bugün. Al işte. İkinci bir şans istedi benden. Sakın Alev. Ne dedim peki? Bunun mümkün olmadığını söyledim. Bu şansın da öyle gelsin o. Aman. İstemez. Aman ilk defa doğru bir karar verdin. Hadi kızım, yarın doktordan al randevunu. Bitsin gitsin bu iş. Anne, benim bebekle ilgili kararım değişmedi. Alevciğim, babasız çocuk büyütmek istemekle gerçek hayatta çocuk büyütmek çok farklı. Ya tamam, üstüne gitmeyin. Demek ki göze almış. Göze alamaz. Tut ki kendin için doğurdun. Bu çocuk okula gitmeyecek mi? Arkadaşları sormayacak mı senin baban kim diye? Çocuğu alay konusu yapacaksın. Ne alaka anneanne? Hangi çağdayız ya? Tabii canım, ayrıca o çocuk büyüyecek de, okula gidecek de, daha çok var. Biz ataerkil bir toplumuz. Yüzyıllar geçse de bu kurallar değişmez. Doğurmak kolay. Onun geleceğini düşünmek lazım. Ya millet sperm bankalarından alıp çocuk yapıyor. Siz neyi konuşuyorsunuz? Sen onları bırak. Onlar marjinal. Anne, eğer senin tek derdin arkadaşlarına bu durumu nasıl açıklayacaksa ben anlatırım. Yani çünkü senin tek derdin el alemin ne diyeceği nasılsa. Alev, saçma sapan konuşma. Hadi kızlar, ben gidiyorum. Yani sizi böyle bırakmak istemiyorum ama. Aa, ben de Metehan'la buluşacağım. Tamam, sen de benle gel hadi. Yok, biz dışarıda buluşacağız, sen çık. Tamam ama lütfen dedişmeye devam etmeyin. Yok, ben de eve giderim zaten. Burada kalırsam annem susmaz çünkü. Kalk o zaman hadi. Aş şunu bileydin. Ben çıkıyorum. Sana da hayırlı akşamlar. Selam da vermiyorsun artık, bakıyorum. Azrail'e ayrıldık. Sevinirsin sen de, ha? İyi olmuş. İyi olmuş, hayırlısı bu. Sen mi bir şey söyledin? Ben bir şey söylemedim. Tabii ya. Ben de bu kadın niye böyle bir anda değişti diyorum. Gittin yine yanına, bir şeyler söyledin, korkuttun değil mi? Ha? Ne tane oğlum?
Ben gidip bir şey söylemedim. Şu an senden öğreniyorum. Ne gidip söyleyeceğim? Ayrıca o kadında korkacak göz mü var Allah aşkına? Ha, üzüldün mü? Asla. Ayrılmışsın, kurtulmuşsun. Baba Allah aşkına bana doğruyu söyle ya. Metehan sana niye yalan söyleyeyim evladım? Şu an senden öğrendim diyorum. Ya ne bekliyordun sen bu kadınla? Ne olacaktı yani? Hayatın sonuna kadar onunla birlikte mi olacaktın? Gezdi tozdu seninle, hevesini aldı senden, çekti gitti işte bu kadar. Çok şükür. Çok şükür, inşallah doğrudur. Çok şükür. Ya ne oldu Nilay? Bir tane laf söyleyeceksin, 40 tane takla attırıyorsun, söyle. Mustafa sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Gerçi kızarsan da babanın bir kadın hamile bıraktı aklına gelsin. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe, söyle. Oğlanın altınları gitti. Nereye gitti? Gezintiye çıktılar. Ya nereye gidecek? Harcadım. Ne? Bağırma, annem duyacak. Nereye harcadın o kadar parayı? Ya yatırım yaptım. Yatırım oldu. Nilay delirtme beni, doğru düzgün anlat şunu, ne oldu? Tamam anlatıyorum, sakin ol. Ya kripto işine girdim. Başta çok kazandım. Sonra her şey tepetaklık oldu. Düzeltmeye çalıştım ama. Ya Nilay, kripto işine girmek kim, sen kim? Ben bile girmiyorum zaten. Sen bile mi? Bence sen girme zaten Mustafa. Nilay zaten bak çok sinirliyim. Tamam aşkım, sinirlenme. Bizim aşkımız neleri yendi? Ya kilo kilo altın gitmiş, sen hala aşkımız diyorsun. Aşk ağırlıkla mı ölçülüyor anlamadım ki. Ben de çok üzüldüm. Düzeltmeye çalıştım ama baktım olmadı. Ya akıntıya kürek çekiyorum. Hepsi mi gitti? Evet, hepsi gitti. Ama ne olur annemlere söyleme. Nasıl söyleyeceğim bu haldeyken Nilay? Bir de duyup ona mı üzülsünler? Kızım anlamam iyi. Tamam tamam. Özür dilerim. Nilay, bundan sonra kendi kafana göre hareket etmek yok. Adım atsan bana söyleyeceksin. O kredi kartını da rahat bırakacaksın artık. Yalnızca oğlanın harcamaları. Duydun mu beni? Dokunursam elim kırılsın. Yemin ederim dokunmayacağım. Hadi içeriye. İnsanlar bir şey anlamasınlar bari. İçeride de kurban olayım. Her lafın içine atlama. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben bir gün gün yüzü göremeyecek miyim ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bu? İyi ki hayatımdasın ve içimden geldi hediyesi. Çok naziksin. İçeride açayım mı? Çok merak ettim. Aç bakalım, çok heyecanlıyım. Sana inanmıyorum. Eskiden benim de vardı. Evet biliyorum. Anlatmıştın. Hiçbir şey de unutmuyorsun bakıyorum. Ben senin anlattığın her şeyi aklımda tutuyorum. Açıyorum. Çok güzel. Beğendin mi? Çok. Çok güzel. Güle güle kullan. Bir de bunlar var. Çok güzeller. Eski şarkılar gibisi yok. Artık hiç kimse böyle sözler yazamıyor. Ne varsa eskilerde var zaten. Bizim aşkımız da onlarınki gibi. Çok özel. Bizim aşkımız da nostaljik olsun. Eski şarkılar gibi, eski aşklar gibi. Olsun. O zaman gözlerini kapat bakalım. Neden? Birini seçeceksin. Tamam. Önce karıştırayım şöyle. Hadi bakalım. Oo, en sevdiğim. (gülüyor)
Hazır mısın? Hazırım. Of, çok güzel. Bir ilkbahar sabahı. Ay. Güneşle uyandın mı hiç? Bak sen. Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Bir ilkbahar sabahı. Güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? İçin sevinçle dolu, uçuyorum sandın mı hiç? İçin sevinçle dolu, uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönülsem. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönlüm sen. Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönlü sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönlüm sen. Sevilmemişsin gönlüm sen. Ya. Gizli yetenek varmış. Arıyor yine. Aç. Açmayacağım Umut. Ben ona söyleyeceğimi söyledim. Alev, sen saçmaladığının farkındasın değil mi? Ya niye herkes bana deli muamelesi yapıyor? Ya sen bu çocuğu doğurup bakacağım diyorsun. Adam ilgilenmek istiyor. Çocukla izin vermiyorsun. Bu nasıl bir bencilliktir? Olmaz. İstemiyorum Umut. Ben bu çocuğu kendim için doğuracağım. O işler öyle olmuyor işte. Adam peşini bırakmaz. Dur sen. Evet Apo. Sinirin geçtiyse konuşalım. Aa, benim sinirim sana eve döndüğünde çoktan geçti zaten. Bak, bu benim seçimim, benim kararım. Seninle bir alakası yok. Ne seninle ne de ailenle ben bir daha yan yana gelmek istemiyorum. Ailemle gelmeyeceksin de. Benle yan yana gelmemek nasıl olacak? Çok da güzel olacak biliyor musun? Bak sen tam anlamıyorsun galiba, ben sana anlatayım. Eğer ısrar edersen gidip başkasıyla evlenirim. Peki sen bir sakinleş, sinirin geçsin. İki mantıklı insan gibi oturup medenice karşı karşıya konuşalım. Aa, benim mantık terk. Bak, konuşacak bir şey de yok, tamam mı? Lütfen bir daha arama, buraya da gelme, kapıyı da açmam. Sonra konuşursun. İkna oldu mu? Olmadı. Olmaz tabii. O işler senin düşündüğün gibi hiç olmuyor. Aklında olsun. Başladı benimki. Yardıma geleyim mi? Hiç gerek yok. Sen izle dizini. Hayırlı akşamlar. Abdullah Bey. Alev burada değil. Ben sizinle görüşmek için geldim. Tabii müsaade ederseniz. Buyurun. Buyurun. Teşekkürler.
Sizi dinliyorum. Belki duymuşsunuzdur. Bir süredir rahatsızdım. Duydum, evet. Geçmiş olsun. Sağ olun. Rahatsızlığım sürecinde olanlardan çok geç haberim oldu. Ama inanın hep Alev'in yanında olacağım. Evliyken mi? Durumun son derece yakışıksız olduğunun farkındayım. Ama ben Alev'le de konuşmaya çalıştım. Tabii çok tepkili. Abdullah Bey, Alev normal değil. Delilikleriyle uğraşmayacağım onun. İnanın bıktım. Beni dinlemiyor. Zaten ne zaman dinledi ki? Ne hali varsa görsün. Alev'e kızmayın lütfen. Olup biten hep benim suçum. Evet, öyle. Ama Alev de kafasını kullanacaktı. 50 kere söyledik, dinlemedi. Bu durum hoş mu? Olacak şey mi? Babasız çocuk büyütmek falan. Öyle saçma şey olur mu? Ben sorunlarımı halledeceğim Sönmez Hanım ve hep Alev'in yanında olacağım. Abdullah Bey, sizin sorun dediğiniz 40 yıllık eşiniz, çocuklarınız. Zaten ben bir anne olarak böyle bir şeye müsaade etmiyorum. Hiçbir şekilde sizin kızımın yakınında olmanızı istemiyorum. Yeteri kadar zarar verdiniz ona. Sönmez Hanım, sizi temin ederim. Etmeyin, etmeyin Abdullah Bey, evinize dönün. Ve hep beraber Alev'in bu çocuk ısrarından vazgeçmesi için dua edelim. Bu konuda açılmadan kapansın. Öfkenizi anlıyorum. Böyle bir şey Nursema'nın başına gelseydi ne olurdu? Bir de böyle düşünün. Teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet edip geldiniz, beni rahatlatmak için konuştunuz. Ama ben sizi görmekten hiç memnun olmuyorum. Hatta kızımın sizinle anılmasından hicap duyuyorum. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Estağfurullah. Sizi geçireyim. Dün bir baktım, Apo işe dönmüş. Aa, hadi gözümüzü aydın. Yani ilk gün diye hiç gözüne gözükmedim hayatım. Malum ortalık yangın yeri. Habil'le Kabil bile babalarını alt etmek için birleşmiş. Onlar kim Kayhan? Mustafa'yla Fatih ya, kim olacak? Vallahi biri giriyor, biri çıkıyor ha. Ömer zaten süspansiyon görevi görüyor. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Şölen, ortalık şenlik. Ha bak sana şunu söyleyeyim. Vallahi de billahi de yakında bunlar birbirini gırtlaklar ha. Ay aman, Allah'ım korusun. Bizim baldız da dünürden hamile. Gündüz kuşağına döndük ya. Sen para işini ne yaptın Kayhan? Bir ilerleme var mı? Gerileme yok. Ya bu da benim için bir ilerleme sayılır hayatım. İyi. Aman, senin yüzün gülsün de. Gülsün gülsün. Ha bu arada Metehan'la Mihri hakkında konuştun mu? Vallahi Kayhan, Metehan bu aralar bir tuhaf. Valla bir şeyler oluyor ama kimse bir şey söylemiyor bana. Metehan salak mıdır nedir ya? Allah Allah, gül gibi kız. Konuşur, ikna et. Ay ne bileyim Kayhan, konuşulmuyor ki işte bu aralar. Şimdi onlar evlense, biz Ertuğrul'la dünür olsak, ben de daha yani fikirlerimi sunsam. Ya bu Ünanlar da var ya, ne ticaretten ne paradan hiçbir şeyden anladıkları yok ha. Pinti bunlar ya, pinti pinti. İyi madem, ben bir yarın tekrar arayayım da konuşayım. Ara ara. Ya gerçi şimdi birileriyle dünür olmaya da korkuyorum ha, biliyor musun? Vallahi bizim kızlar da atmaca gibi ya. Ertuğrul'un babasına da Sönmez kaçar sonra. Hadi buyurun cenaze namazına. Al bir kaya, nerene dayarsan daya. Hadi buyur. Alemsin Kaya. Ver, ver hayatım, ver. Babam iyice sapıttı. Fatih'in üstüne yürüdü. Ne? Yaptıklarının hesabını soruyorum ben. Konuşulmuyor ki adamla. Ama çocuklar, siz hiç laf dinlemiyorsunuz. Ya sizi bölmek Alev'in işine yarar. Ne yapalım anne, çocuğu kabul mü edelim? Etmeyin. Etmeyin de politik olun biraz. O kadın ekmeğine yağ sürmeyin. Anne, bizim de yaşadıklarımızı bir sindirmemiz gerekiyor. Alışmamız gerekiyor. Yani babamın yaptığı bütün hataların bedelini biz ödüyoruz. Miras bölünecek. Onu da konuştunuz mu?
Nilay, şimdi miras mı önemli? Ay tabii önemli. Başka önemli bir şey mi var? Fatih söyledi onu. Hah, helal olsun Fatih'ciğim. Vallahi seni tebrik ederim. Mustafa söyleyemezdi çünkü. Çocuklar, politik olmak zorundasınız. Lütfen gidin babanızla konuşun ve bu sorunu halledin. Benim için aranızı iyi tutun. Tamam anne, peki. Herkes biraz sakinleşsin, konuşuruz. Hayırlı akşamlar baba. Hayırlı akşamlar. Saat kaç oldu? Abdullah Bey neredesin? İş yerindeydim. Kafamı toparlamam lazımdı. Pek toparlayabilmişe de benzemiyorsun ama. Pembe Hanım, başlama yine. Birikmiş işlerim var. Halledeceğim, yatacağım. Hoş geldin kızım. Hoş buldum baba. Geçmiş olsun. Sağ ol. Baba, biraz konuşabilir miyiz? Ne diyeceğini biliyorum. Abinle kardeşinle yeterince konuştum. Yeni ayaklandım daha, çok yorgunum. Konunun seninle ilgisi yok baba. Konu benim. Biz Umut'la ayrıyız. Nasıl? Nursema? Ne demek ayrıyız? E iki saattir buradayız, niye söylemiyorsun? Nilay, herkese aynı anda söylemek istedim. Oldu mu? Annem biliyordu zaten. Annem mi? Ay anne, sen de az ketum değilsin. Nilay, ne dedim ben sana? Ne oldu kızım? Sana kötü bir şey mi yaptı? Hayır baba, olur mu öyle şey? Umut öyle biri değil. Yani çok stabil biri olduğu da söylenemez. Yaşadıklarının altından kalkamadı Fatih. Depresyona girdi. Mutsuz oldu. Sizin elinize bakmayı da kabul edemedi. Ya ablacığım, bırak Allah aşkına. Ekmek elden, su gölden. Çalışmadan para kazanıyordu. Ben anlamadım. Daha ne istiyor bu çocuk? Umut gururlu biri. Kabul edemedi diyorum. Bunun neyini anlamıyorsun? Amma da gururlu. Fatih tamam. Umut evden gitmiş. Nur Sema'ya da annenlere dön demiş. Ya seni bayağı bayağı kovdu yani. Nilay sus. Ne oluyor şimdi, nedir? Boşanıyor musunuz? Hayır baba, bir süre ayrı kalacağız. Ne kadar bir süre? Kızım, Umut Efendi sana eşyanı topla, babanın evine git demiş. Ne olacak şimdi? Yeniden topla bana dön derse koşarak oraya mı gideceksin? Ne kadar bir süre? Sorunlarımızın üstesinden gelene kadar. Ayrı kalarak mı? Sen buna inanıyor musun? Nerede o Umut Efendi? Bilmiyorum. Maşallah. Kesin halledersiniz. Otur abla. Ay yavrum, baban fena oldu şimdi duyunca. Haksız da sayılmaz. Nursema merak etme, biz senin yanındayız. Sağ ol abi. Sağ ol. Nasıl da tatlı tatlı gülerdim yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını sevmezdim. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim. Oh. Nefesimi kestim. Vallahi sen de benim. Oh. Bitirdin beni. Ben sen yorulduk.
Çok. Ergenler gibiyiz. Sorma. Güzel oldu ama. Çok. Bu arada... Metan o kadından ayrılmış. İnanmıyorum. Beni suçluyor biliyor musun? Bana diyor ki sen gidip kadınla konuştun, onu ikna ettin, o yüzden ayrıldı diyor. Hiç üstüne gitme. Normal. İlk defa aşık oldu. Yani yaşatacak sana bunları. Yok canım, taktığım yok. Bir daha birleşmesin de barışmasınlar da ne olursa olsun. Niye ayrılmışlar peki, bir şey dedin mi? Hiç sormadım. İlgilenmiyorum da sebebiyle. Yeter ki Metan kendi yaşına göre düzgün birini bulsun, mutlu mesut olsun. Olacak. Merak etme. Yani illaki olacak. Biraz sabretmen lazım sadece. İyi ki varsın. Her derde devas. Sen de öyle aşkım benim. Ama ben korkuyorum biliyor musun? Neden? Hani her an yine bozulacak her şey diye. Niye bozulsun? Biz artık birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Doğru. Yani Alev'in hamileliğinden daha kötü ne olabilir ki? Orada bile sapasağlam durduk. Aynen öyle. Yani ara sıra kavga edebiliriz. Onun garantisini veremem. Sen zor bir kadın. Ama konuşarak bizim halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Merak etme. Hallederiz değil mi? Hallederiz. Müslüman'ı aradın mı? Aramadım. O aradı ama açmadım ben de. Ya sanki kız seni aldattı. Bu neyin tribi? Manyak mısın? Çok kırdı beni Alev. Öyle böyle değil. Ya bir işe girdin, eline yüzüne bulaştırdın. Suçlusun Nursema mı oldun? Olmadı tabii ki. Ben de kendi hatamı biliyorum. Ama sonrası... Yani sürekli bana evde yatıyorsun diye laf sokması... Gerçekten yani Nursema orada işe başladıktan sonra bir... Havası değişti. Ay, şu an Fatih gibi konuştum biliyor musun? Uyuz oldum sana. Öyle ama. Ben çalışıyorum, sen yatıyorsun kafasına girdi. Ya ben suçsuz yere hapse girdim. İki gün sonra gülüp eğlenecek miydim gerçekten? Biraz sabredemedi ya. Umut, sen Nursema'yı seviyor musun? Seviyorum tabii ki. Çok seviyorum hem de. Ama Nursema da çok değişti. Gerçekten Alev, ben tanıyamıyorum Nursema'yı. Belki o da senin için aynı şeyi düşünüyordur. Bak, böyle evi terk ederek, trip atarak olmaz. Al kızı karşına, doğru düzgün konuş. 50 kere konuştuk zaten. E tamam, düzelmeyeceğini düşünüyorsan boşan o zaman. Neyse tamam, biz biraz ayrı kalalım, şey yaparız. Konuşuruz. İyi, sen bilirsin. Neyse kalkayım ben, dinlen sen de. Bende de kalabilirsin istiyorsan. Yok, Hakan'da kalacağım. Hadi. Seni aradım, dönmedin. Ay, Miri kaç kere mesaj atmış, çok ayıp oldu kıza. Döneyim şuna bir. Alo? Uyumamıştın değil mi? Ay yok canım, seni merak ettim. Metan'la birlikteydim. Biraz dertleştik, telefonum sessizdeydi, kusura bakma. Bir şey mi oldu? Ya birlikte olduğu kadından ayrılmış. Çok morali bozuktu. Hadi ya. Hı hı. Yarın ara istersen, benim işlerim var, müsait değilim. Sen ilgilen biraz. Tabii tabii, ararım. Sen iyi misin? İyiyim ya. Aynen. Tamam canım, o zaman seni çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Ben de. Uyumadın mı? Yatacaktım birazdan. Ne yaptın? Adresi öğrenebildin mi?
Metehan Yusuf abiden rica etti. Yarın öğrenip bize söyleyecek. Yusuf söyler ama. Yok yok. Söylemeyecek, söz verdi. Metehan'la ilgili bir durum zannediyor. İyi tamam. Merak etme. Yarın adres elimizde. La havle ve la kuvvet. Allah'ım beni neyle sınıyorsun? Ev değil ağır. Kızım. Babacığım kaçmıştı da meyliyor muydu yoksa? Kuzular meyledi, ebabiller öttü. Bu ne kızım? Bunu gönderin demedim mi ben size? Sahiplendireceğiz baba, arıyoruz şimdi. Kim sahiplenecek kızım? Sizden başka sahiplenecek meczup var mı? Hayvan sever biri. Bahçeye haydi. Haydi bahçeye kızım. Haydi bir an önce hallet bu işi. Peki babacığım. Hadi kızım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Dinledin mi kafanı? Alev Hanım'la konuştun mu? Konuştum. Karını bırak beni al demedi mi? Demedi. Nasıl demedi? İstemiyor. Gözümüz aydın o zaman. Hadi git çocuklarla konuş da bu kırgınlık bitsin. Pembe Hanım. Beni istemiyor. Bebek. Doğurmak istiyor. Bak sen. Nasıl da biliyor işini. Aklı sıra babasız çocuk doğurup kahramanlık yapacak. Sen de zaten buna inanmaya dünden razısın. Sordun diye anlatıyorum. Yoksa konuşmaktan imtina ediyorum. Et tabii. Et de. O kadının tuzağına düşme. Niye seni istemiyor da çocuğu istiyor acaba? Hiç düşündün mü? Seni zaten istemiyordu. Senin paranı istedi o. Şimdi istediğini de elde etti. Çocuğu senden peydahladı. Seninle işi bitti. Ne yapsın hasta adama? Oturup sana bakacak hali yoktu ya. Ah Abdullah Bey ah. Gerçi sana çok iyi oldu ama sen akıllanacaksın diye bu bize çok pahalıya patlayacak. Sen biraz daha üzül. Hem Zoka'yı yuttuğuna hem de beni dinlemediğine yan. Ama benim çocuklarımı bundan sonra bu konu için sakın üzeyim deme. Dün akşam Abdullah Bey geldi. İnanmıyorum anne. Ay abla sen de yalnızdın. Doğa Cemre ile meşguldü, anlamadı. Ben de kimseye söylemedim. Ne diyor? Her şeyi düzeltecekmiş, sorunları halledecekmiş. Alev'e söyledin mi? Onunla muhatap olup hiçbir şey anlatamam ben. Bu rezilliğe ne olur veririm ne de yüz göz olurum. Anneciğim Alev kararlı ama biliyorsun değil mi? Kararı bassın. Sen de abla olarak ona akıl ver. Bu çocuğu doğurmasın. Yoksa bu adamdan kurtuluş yok. Konuşuyorum. Konuştum. Ne yapayım anne koskoca kadın? Başına silah mı dayayayım? Abla sen de üzülme artık. Eğrisi doğrusuna denk gelir herhalde. Sevil Ay'cığım eğri bizimki. Nasıl doğrulacak? Günaydın. 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 Günaydın kızlar. Hayırdır kızlar nereye böyle? Kahvaltıya gidiyoruz. Aa, bir sürü şey hazırladım ben. Öyle değişiklik olsun istedik. İkiniz mi gidiyorsunuz? Hı. Sevilay abla Cemre sana emanet odada uyuyor. Tamam canım hiç merak etme sen. İyi hadi gidin bakalım. Tamam çıkalım biz o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz kızlar. Hay. Mustafa'm sen hala bana böyle surat asacak mısın? Nilay hala sana çok kızgınım. Niye ki? Ya oğlanın bütün altınlarını yemişsin abuk subuk işlerde. Ne yapayım alkış mı tutayım sana? Sen hala bu konuyu uzatacak mısın? İlay, kaybettiğin misket değil, milyonlar milyonlar. Tam bir şekilde yerine koyarım. Bırak Allah aşkına İlay. Bu kaçıncı artık yeter. Yürü. Dur. Bir şey daha var Mustafa. Ne var yine? Baban kuzu istemiyor. İstemez tabii. Çiftlik de bulamadık. Zülker de bakınıyor ama bir gelişme yok. Ne yapacağız?
Ne yapalım? Bakmaya devam edeceğiz. Babamda tam kuzuyu pirzola yapacak potansiyel var. Ne olursan da şirkete bir soruştur. Tamam. Bakarım ben de. Tamam. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Çocuklar, babanız çalışma odasına indi. Hadi gidin de konuşun bir. Ne konuşacağız anne ya? Of, ne yapalım anneciğim, tartışalım mı sabah sabah? Oğlum vallahi kuyruğunuzu kısıracaksınız, özür dileyeceksiniz. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez demişler. Babanızla aranızı düzelteceksiniz yavrum. Alev'in tek derdi onu yalnızlaştırmak. Siz aksine onun yanında olacaksınız. Yani gönülsüz de olsa bu aileyi ayakta tutmak için mecbursunuz. Hadi bakayım, inin. Tamam anne ya, hadi. Sadece sen istediğin için anne. Baba. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Buyurun. Şimdi baba, biz anneme bir söz verdik. Senden özür dileriz. Annenize söz verdiğiniz için benden özür diliyorsanız dilemeyin. İşte bu süreçte kopmayalım, dağılmayalım. Çocuklar, sizi üzdüğüm için ben de özür dilerim. Ne var ki o çocuk kardeşiniz olacak. Baba sana saygımız sonsuz ama bizden bunu bekleme. Başka bir kadından olan çocuğu biz kardeş olarak göremeyiz. Düzen asla bozulmayacak. Şimdi tepkilisiniz. Ama çocuğun bir günahı yok. Baba tamam. Senin çocuğun olabilir. Hatta bizimle aynı kanı taşıyacak da olabilir. Ama biz çocuğu kabul etmiyoruz. Benim iki tane kardeşim var. Biri abim, diğeri de ablam. Dahası olamaz. Evet, bunu kabul etmek de anneme ihanet olur. Bana ihanet olmaz mı? O annenizse ben de babanızım evladım. Ama annem hiçbir zaman yanlış yapmadı baba. Evet. Ve en acılı anında, en zor anında bile bu aileyi hep dimdik ayakta tutmaya çalıştı. Evet, hem de bu yaşında. En rahat etmesi gereken yaşta. Tamam, sen bizim babamızsın. Kıymetlimizsin ama hatalısın. Baba biz haklının yanındayız. O çocuğu kabul etmiyoruz. Etmemizi de bekleme. Ha, ve bundan sonra bu konuyu tartışmak veya konuşmak da istemiyoruz. Sen de bizi anlarsın artık. Peki. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Yok Doğa, ben bayılacak gibiyim, yapmayalım. Korkma, ben yanındayım. Biz doğru olanı yapıyoruz Çimen. Tamam. Hadi. Buyurun. İyi günler. Merhaba. Hayırlı günler. Hilal Hanım değil mi? Benim. Ben Doğa. Kardeşim Çimen. Biz buraya eşinizle ilgili bir konu hakkında konuşmak için geldik. Eşim mi? Hı hı. Önemli. Hayırdır inşallah. Buyurun. Gel. Şunu vereyim. Buyurun. Böyle geçin lütfen. Evet, dinliyorum. Hilal Hanım, şimdi söyleyeceklerim sizi üzecek. Ama ben de aynı şeyleri yaşamış bir kadın olarak başka bir kadının kandırılmasına göz yummak istemedim. O yüzden buraya geldik. Kardeşimi de buraya gelmesi için ben zorladım. Tam anlamadım açıkçası.
Nedir konu? Eşinizin kardeşimle bir ilişkisi varmış. Nasıl bir ilişki? Eşiniz kendisini kardeşime bekar olarak tanıtmış. Dışarı çıkmışlar, yemek falan yemişler, birkaç kere görüşmüşler. Hatta birlikte olmuşlar. Ne? Ben evli olduğunu bilseydim yanaşmazdım. Gerçekten çok özür dilerim. Mümkün değil bu, yok. Nasıl olabilir böyle bir şey? Tümen, resimlere göstersin. Ben Fatih'in eski eşiyim. Kardeşim Görkem'le konuşmaya gittiğinde Gökhan'la karşılaşmışlar. Zaten gerçekler orada ortaya çıkmış. Anlamıyorum. Ya benim kocam her zaman evinde, her akşam evinde. Sabah gider, akşam gelir. Maalesef bu tip olaylar sadece gece olmuyor. Allah'ım delireceğim ya. Bakın biz çok üzgünüz. Ama bilin bu adam bir yalancı. Kötü bir insan. Kardeşimi kandırdı. Belli ki sizi de uzun zamandır zaten çeşitli çeşitli yalanlarıyla kandırıyor. Bizim buradaki niyetimiz buraya gelip evinizin huzurunu kaçırmak, yuvanızı yıkmak asla değil. Yanlış anlamayın. Bakın benim kardeşim genç. Bu yaşadığı günleri unutur, atlatır. Ya belki bundan sonra kimseye öyle güvenemeyecek ama sonunda unutacak. Bakın ben de aldatıldım. Küçücük bir bebeğimle annemin evine geri döndüm. O yüzden sizin de aynı şeyleri yaşamanızı istemem. O yüzden buraya geldik. Lütfen çıkıp gidin. Ben de çok üzüldüm. Hemen gerçekten. Lütfen. Ben çıkıp bilmiyordum. Gidin. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Tamam, lütfen gel. Buyurun. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Hazır mısın buna? Hazırım. Hadi olsun. Ya sabaha kadar düşündüm. Benim hayatım hep bir şeyler tekrar ediyor. O ne demek ya? Mesela bir anda çok para kazanıyorum. Sonra o para bir anda hop gidiyor. Ya da hep dolandırılıyorum. Eve Yakup'u getirdik. Sonra gönderildi. Şimdi yazı gönderecekler. Hep geçici çözümler buluyoruz. Sonra yine başa dönüyoruz. Nazardan mı şüpheleniyorsun? Şimdi güzele nazar değer derler ama benim sağlam yerim kalmadı. Ben bu mevzuya bir internetten bakayım Nilay. Ay Nilay ne oluyor mu diyeceğiz? İnternet ne bilir? Ya bir dur kızım Allah aşkına. İnternet her şeyi bilir. Tekrarlayan olaylar. Var mı bir şey? Var var. Bak bazı insanlar geçmişte deneyimlediklerine benzer olaylar yaşarlar. Yakındıkları durum veya olaylar değişmez. Ve yine aynısı oldu sözünü sıklıkla söyleyebilirler. Peki geçmiş nasıl tekrar eder? Aslında tekrarlayan geçmiş çocukluk çağında yaşantılar, travmalar ve çözülmemiş hikayelerdir. Ay bu tam beni anlatıyor. Peki çözümü neymiş? Köklerinle aranı düzelt ve aile dizilimi yapın. Ben ağaç mıyım ya? Ne kökü? Bu senin suçun değil Nilay. Sülalenin suçu olabilir ve sana sirayet etmiştir muhtemelen. Zülkan benim akrabam bir tek sen varsın. Bir de kumarbaz abim. Annem babam herkes öldü biliyorsun. Burada aile dizilimi yapın diyor. Aile dizilimi ne dizilecek adam mı var? Nilay harbiden kimse yok mu ya? Ha, sanki bilmiyorsun Zülkan. Bak benim bu işi çözmem lazım. Hiç iyi değilim. Valla bak bu aile dizilimi terapi gibi bir şey herhalde. Bence biz bunu yapanı bulalım gidelim Nilay. İyi gelir mi ki? Ya ben de yazılanı okuyorum. Nereden bileyim Nilay Allah Allah. Bana bak
sülaleyle alakalı nüfus kayıt örneği de çıkartırız. Kim yaşıyor, kim yaşamıyor hepsini dökeriz ortaya. Of, tamam şu bağımsızlığımdan bir kurtulayım da ne gerekiyorsa yaparım. Adalet mi sende? Tamam tamam halledeceğiz. Ya Zulu. Tümen hadi ablacığım ağlama artık hadi. Gökhan benden nefret edecek. Allah'ım yarabbim ne diyorsun sen kızım ya? Ne diyorsun sen? Gökhan değil ben senden nefret edeceğim. Doğa. Hiç söylemese miydik acaba? Baksana kadının halini görmedin mi? Gökhan onu ne yapsın? Bakımsız bir şey belki de boşanacaklar. Çimen sen ne dediğinin farkında mısın? Bir kendine gel ya. Biz gittik bir kadına iyilik yaptık. İyilik yaptık. Sen hala Gökhan'a kavuşma hayalindesin. Çok seviyorum çünkü düşünemiyorum ne yapayım. Çimen. Unutacaksın ablacığım o zaman. Evet çünkü sen Fatih'i çok kolay unuttun. Ya aynı şey mi ya? Aynı şey mi? Fatih'le benim bir geçmişim var. Bizim bir kızımız var. Ben de hayatımda ilk defa birisiyle bu kadar özel bir şey yaşadım. Bak Çimen. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama Gökhan kötü kalpli bir adam. Karısına acımamış, sana acımadı. Zaten sıra kadem bassa ortada yok. Birazcık üzüleceksin yani. Yapacak bir şey yok. Hadi gel. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Babam burada mı? Evet İlhan Hanım buyurun. Geldiğimi Gökhan'a söylemeyin olur mu? Tabii tabii İlhan Hanım. Evet. Burası da bizim kaplıcalarımızdan biri. Hatta en eskisi. Tabii genelde muhafazakarlara ve ileriki yaştakilere hitap ediyor. Yani çok güzel de. Sevmedin mi? Fatih, bana bir gününü ayır dedin. Sonra Bursa'ya getirdin. Yani şimdi kaplıca mı gezdiriyorsun? Tamam. Bir sakin olalım. Ben sana durumu izah edeceğim. Yürüyelim biraz şöyle. Evet. Şimdi kendi yerimde olursam daha ucuza getiririm diye düşündüm. Hatta tost söyleyecektim ama sen arzu edersen İskender de yiyebiliriz. Ne? Görkem. Ben sana kendimi tanıtacağım dedim ya. Evet. Tamam. Bak buradayız. Beni daha iyi tanıyabilmen için sana işimi gücümü anlatıyorum. Fatih. Ben seni daha iyi tanıyıp bilmek istiyorum. İşini gücünü değil ki. Anladım. Anladım sen sıkıldın. Ama Görkem ben çok düz bir adamım. Ben romantik sürprizlerle dolu biri değilim. Bende her şey çok nettir. Anladım onu. Ha ama eğer bana evet dersen gerçekten bir şeyler deneyebilirim. Mesela bugünü şöyle not edeceğim. Görkem'le kaplıca olmuyor. Olmazsa iyi olur. Gidelim mi artık? Tabii. Emir Sultan türbesi var. İstersen buradan sonra orayı ziyaret ederiz ha. Bakarız Fatih. Ne yapalım? Dönelim istersen. Ben seni sıktım değil mi ya? Ya haklısın ama bir şeyler yapmak da istiyorum. Fatih. Gerçekten hiçbir şeye gerek yok.
Ya da şey mi yapsak ya, bir arkadaşım bahsetmişti. Bu Çanakkale taraflarında çok güzel bağ evleri varmış. Oraya mı gitsek? Çanakkale. Nasıl gideceğiz buradan? Uçarak mı? Uçarak. Fatih, bu ne? Helikopter. Nasıl ya? Şimdi biz bayağı uçarak mı gideceğiz? Ayarladın mı sen hepsini en başından? Evet. Buraya niye geldik o zaman? Görkem, bak sadece sen değil, ben de seni tanımak istedim. Neyden mutlu olursun, neye gülümsersin bilmek istedim. Madem bir yola çıkacağız, seni mutlu etmek istiyorum. Zaten beni hiç sevmediğini biliyordum. Hep hissettim ama hiç sesimi çıkarmadım baba. Çocuklarımın babası sonuçta. Bir düzenimiz vardı. Yemin ederim hiç beni aldatacağını düşünmemiştim. Ama işte bir içler çeviriyormuş. Kızım, belki kadınlar yalan söylüyor. Ya da ne bileyim... Belki ayırmak istiyorlar kızım sizi. Yok baba, yalan değilim. Bizi kim ayırmak istesin ki? Fotoğraflarını da gördüm. Sarmaş dolaş. Namusuna da girmiş. Ne? Zina yapmışlar baba. Ben artık bir dakika daha durmam. Boşanacağım. Ne diyorsun kızım sen? Günahkar olmuşum baba. Ben daha nasıl durayım? Ölürüm de durmam. Çocuklarım da etkilenir bu durumdan hem. Allah rızası için baba, ne olur izin ver ayrılayım. Sen şimdi bir eve git, tamam mı? Ben Gökhan'la konuşacağım. Ayrılacağım baba. Boşanacağım ben. Bak yavrum. Sen bizim kıymetlimizsin. Ancak müsaade et, ben bir durumu bir anlayayım. Konuşuruz sonra yine. Hadi bakalım. Hadi üzülme artık, üzülme. Tamam, toplantıyı salıya alalım o zaman. Hemen kapat o telefonu. Baba. Hemen dedim. Alo, ben size dönüş yapacağım. Efendim baba. Ulan şerefsiz. Ulan ırz düşmanı. Baba ne oluyor? Elinin körü oluyor lan. Elinin körü oluyor. Karın geldi ulan. Karın geldi, yediğin haltları anlattı. Ne haltı, ben bir şey yapmadım ya. Yalan söyleme! Çimen midir nedir o, ablasıyla gelmiş. Fotoğraflarınızı göstermiş. Gencecik bir kızı kandırmış. Namusuna girmişsin lan. Baba vallahi öyle değil ya. Kes sesini. Kes sesini! Karın boşanmak istiyor, aptal herif. Aptal herif, otur şuraya. Otur şuraya, otur. Otur şuraya. Her şeyi en baştan anlatacaksın bana. Ama sakın, sakın bana yalan söyleme. Sakın!
Çok zahmet etmişsiniz. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Asıl siz sağ olun. Buralara kadar gelip zahmetler vermişsiniz. Sobayı da yakayım, üşümüşsünüzdür. Kemal Bey, çalışanımız İsmet Bey sizin durumunuzdan bize bahsetti. Arkadaşım aynı zamanda kanalımızın genel müdürü Rüzgar Bey'le biz konuştuk. Aramızda anlaştık. Size yardım etmek istiyoruz. Duyduğumuz kadarıyla evlatlarınızın kazını yemişsiniz. Yani başka bir deyişle çocuklarınız pek taylı çıkmamışlar. Canları sağ olsun. Ben bir ömür hademelik yaptım. Onları okuttum. Anaları vefat etti. Hem ana oldum hem baba. Gelin görün ki pek memnun edememişim. Sizin şu an geçinebileceğiniz bir paranız var mı peki? Yok, nereden olsun? Evimi aldılar. Beni buraya koydular. Güya bana bakacaklardı ama herhalde unuttular. Ayda 1000 lira ya veriyorlar ya vermiyorlar. Yaşlılık çok zor. En zor olanı da yalnızlık. Gençliğinizin kıymetini bilin. Kemal Bey, peki çocuklarınızın iddia ettiği gibi sizde demans, yani bunama gibi bir durum var mı? Bilmem ki. Hiç doktora gitmedim. Rapor nasıl alındı peki? Tanıdık vasıtasıyla dediler. Oğlum çok önemli bir iş adamın korumasını yapıyor. Kimdir bu iş adamı? Mesut Yıldız. Kimmiş bu? Ben tanımıyorum. Ben de adını hiç duymadım. Karanlık biri falan mı acaba? Niye korumaya ihtiyaç duyuyor ki? Vallahi birileriyle husumetleri varmış. Öyle dediydi oğlum. Yani Kemal Bey, siz hiç doktora gitmediniz ama oğlunuz size rapor aldı, öyle mi? Evet. Kemal Bey, biz şimdi sizinle gideceğiz. Önce bu raporun sahte olduğunu ispatlayacağız. Sonra da elinizden alınanları geri almak için mücadele edeceğiz. Peki. Bu durumda çocuklarım hapse falan girmez değil mi? Annelik babalık böyle bir şey işte. Onlar sizin canınızı yakar ama siz yine onların iyiliğini düşünürsünüz. Ama yani evlatlar da evlatlığını bilecek değil mi? Yani bu hainlik artık, insan babasına böyle yapar mı? Tepem attı biraz, affedersiniz Kemal Bey, pardon. Kemal Bey, şimdi bizim için burada en önemli şey sizin mağduriyetiniz. Sahte rapor, sahte evrak düzenlemek çok büyük bir suç. Sizin bugün böyle canınızı yakanlar yarın başkalarına çok daha büyük kötülükler yapabilir. Kemal abi, artık birazcık bencil davranmanın zamanı geldi. Şimdi şöyle yapacağız. Biz seninle gideceğiz. Güzel bir doktorda iyi bir muayene olacaksın sen. Ben de hem oğlunuza hem de patronuna küçük bir ziyarette bulunayım. Ama ben adreslerini bilmiyorum. Biz onu hallederiz, siz merak etmeyin. Tabii canım, orası kolay. Kemal abi, sen istersen hazırlan çıkalım. Peki. Allah razı olsun. Sizden de. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Baba, ben bunun böyle olacağını bilemedim. Ulan annen ölüm döşeğinde be. Hiç mi utanma yok sende ha? Hiç mi utanma yok sende? Gencecik bir kızı kandırmış, namusuna girmişsin ulan. Şeytana uydum baba. Şeytana uydum. Allah cezanı versin senin emin. Özür kabahatinden büyük. Bana bak. Bu işi temizleyeceksin. Derhal. Nasıl? Kız eve gelip karınla görüştüğüne göre her şeyi yapar demek ki. Bak, bizim bir ismimiz var, tamam mı? Ben Resul'ün oğlu gencecik kızı kandırdı dedirtmem. Tamam da ben ne yapabilirim ki? O kıza imam nikahı kıyacaksın. Derhal. Ne? Ne demek mi? Ha? Sen benim lafıma karşı mı çıkıyorsun? Yok baba. Ne haddime? Ben karşı çıkmak değil de... Hilal. Çimen modern bir kız. Böyle bir şeyi asla kabul etmez. Edecek. Ve bu namus meselesi temizlenecek. Anlaşıldı mı? Hı? Anlaşıldı mı?
Çimen söyledi de. Çok üzüldüm. Ne oldu şimdi yani? Bitti mi gerçekten? Bitti galiba. Yani öyle gözüküyor. Engellemiş her yerden, biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim ama bana kızma. Söyle Mira, alıştım ben zaten ya. Herkesin söylediğini söyleyeceksin. Metehan, o kadın seni sevmiyordu. Seni bir macera olarak gördü. Yani eğer gerçekten seni seviyor olsaydı... Öyle sanmıştım Mira. Gerçek sanmıştım. Hiç öyle düşünmedim ki yani. Düşün ama. Lütfen bir etrafına bak. Mira, defalarca konuştuk, yapma lütfen. Tekrar açma o konuyu. Metehan bak, ben senden hiç vazgeçmedim. Senin de bana karşı hislerin olduğunu biliyorum. Ben ilk gün sana karşı nasılsam hala aynıyım. Seni arkadaş olarak görmeyi gerçekten çok denedim. Ama yok yani, yapamıyorum. Bence artık birbirimize bir şans vermeliyiz. Mir, sen tahmin ettiğinden daha değerlisin benim için. Bak yemin ediyorum, daha değerlisin. Ama ben seni o gözle görmüyorum, göremiyorum. Niye anlamak istemiyorsun ya? Koca koca kadınlardan mı hoşlanıyorsun yani? Mir, yeter artık, haddini aşma. Bu kaçıncı konuşma ya? Kırmayayım, dökmeyeyim diyorum. Daha da sinir ediyorsun adamı. Tepeme çıkıyorsun, yapma ya. Aa, ben de buraya bana moral vermeye geldiğini falan sanıyorum, saçma sapan. Öyle olsun Metehan. Öyle olsun. Beni bundan sonra asla görmeyeceksin. Mir, saçma sapan hareketler yapma, otur şuraya. Yine gitmeyeceksin herhalde. Çok pişman olacaksın. Çok geç olacak. Aa, ama yani bu da iyice üşütük çıktı ya. Of. Heh. Arıyor seninki. Apo mu? Nursem'e anlattı kesin. Herhalde. Efendim Abdullah Bey. Umut, nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. Müsaitsen ofise gel de biraz konuşalım. Aslında çok da müsait değil gibiyim. Biraz işler yoğun ofiste. Bir saat sonra burada ol. Ne diyor? Oraya gidecekmişim. Öyle buyurdu. E tamam. Nursema ile barışmayacaksan gitme. Ya düzeliriz diyorsan git. Bilmiyorum Alev. Sen de bir karar ver artık Umut. Yani gerçekten böyle biraz kafamızı toplayalım dedik. Yine kurtulamıyoruz ailesinden. Kurtulamazsın. Biliyorsun. Bak sen bana böyle akıl vereceğine neyin içinde olduğunu da bir anla artık, tamam mı? Sen bu çocuğu doğru büyüteceğim diyorsun. Bak adam benim peşimi bırakmıyor, seni mi bırakacak? Hele bir de çocuk doğarsa. Beraber büyütürsünüz artık pembeyle. Ay ölürüm daha iyi, saçmalama, o nasıl laf? Sen bunu aklından çıkarma da. Buyurun. Abdullah Bey, büyük geçmişler olsun ya. Teşekkür ederim. Maşallah, iyice dinçleşmişsiniz vallahi ya. Gözler bir parıldıyor, bir parıldıyor, can gelmiş ya. Ama tabii mizaç aynı kalmış. Olsun, olsun. İyisinizdir inşallah, afiyettesinizdir. Çok şükür. Ben de iyiyim, şükürler olsun. Belki merak edersiniz diye söylüyorum. Sizin yokluğunuzda ne çalıştım Abdullah Bey, ne çalıştım. Bir de gözüm herkesin üstündeydi, böyle tek tek notlar aldım vallahi. Konuşanları da tahtaya yazdın mı? Bak ya, ne, çok da şakacısınız ha. Ya nasıl anlatılır bilmiyorum ama Abdullah Bey. Tebrik ediyorum. Ne için? Bebiş geliyormuş. Vallahi bizim çocuklar burada birbirlerini yediler ama her gelen çocuk rızkıyla gelirmiş. Ben gurur duydum Abdullah Bey. Sana ne oluyor? Alev'i çok severim. Can, hakikatli bir kızdır. Yani kardeşim gibidir. Benim eski baldız ya.
Sizi kimse onaylamıyorsa bile ben her zaman sizin destekçinizim Abdullah Bey. Kayhan, benim onay bekler gibi bir halim var mı sence? Bakayım. Evet, şu an için pek yok. Hiç yok. Anlatabildim mi? Evet, anladım. Tamam, tabii. Ben o zaman hemen işimin başına döneyim. Lütfen. Bir mukabele efendim. Hayırlı günler Abdullah Bey. Dualar sizinle olsun efendim. Tekrar geçmiş olsun Abdullah Bey. Hayırlı günler. Ya bu da öbür tarafa bir gitti geldi, iyice havaya girmiş ha. Allah Allah, zaten mizanla işi sıfırdı, şimdi iyice eksiye düşmüş. Muazzam bir yer burası. Beğenmene sevindim. Ve kaplıcadan sonra iyi gelmişti. Çok komiksin sen ya. Sen güzel güldüğün için olabilir mi? Ya bu kadar güzel bir yer nasıl böyle boş olabiliyor? Çok acayip, çok yazık. Değil mi? Kapattım deme sakın. Ben hiçbir şey söylemedim. Ya Fatih, ne gerek vardı? Birlikte olalım istedim. Sen, ben, başka hiç kimse olmadan. Teşekkür ederim. Çok incesin. Buyursunlar. Yemeğe geçelim. Teşekkür ederim. Çok şık olmuş. Değil mi? Ben de sevdim. Canım. Baba. Erken mi geldin? Bugün öyle oldu. Erken çıktım biraz. Şimdi girdim içeri. Bak bakayım bana. Ne oldu sana? Sen ağladın mı? Bir şey olmadı. Üstüme gelme. Kızım bir şey olmuş işte. Ağlamışsın. Ne oldu? Söylesene. Hep gülmek zorunda mıyım ya? Yeter, bana hesap sorup durma. Yavrum hesap sormuyorum. Sadece ne oldu? Merak ettim bu halini görüp. Canım sıkkın. Tamam mı? Konuşmak istemiyorum. Tamam canım. Tamam. Mihir yeter artık, haddini aşma. Kırmayayım dökmeyeyim diyorum, daha da sinir ediyorsun adamı. Tepeme çıkıyorsun, yapma ya. Küçüştün sen. Alo. Çimen. Görüşebilir miyiz? Gökhan, biliyorum bana çok kızgınsın ama ben... Yok yok, kızgın falan değilim. Değil misin? Gerçekten değilim. Çimen, hemen görüşebilir miyiz? Bir yarım saate benim eve gelebilir misin? Beraber gittiğimiz eve. Evet, tabii ki gelirim. Tamam. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Neydi bakayım? Ne? Ay ilahi abla, şimdiden der mi hiç? Komiksiniz vallahi. Vallahi şimdiki çocuklara her şeyi erken yutuyor. Bak, bak, bak. Erken de o kadar da değil anneanne, abartma. Ne? Neredeymiş? Ben biraz çıkıyorum. Nereye? Yasemin aradı. Şuradaki kafede bir şeyler içeceğiz birlikte. İyi, tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bak teyze hatta'ya gidiyor. Canım benim. Evden ayrılmışsın. Karını da babasının evine yollamışsın.
Sizin yanınızda daha rahat edeceğini düşündüm. Seninle açık açık konuşalım mı? Ne istiyorsun sen? Zengin olmak mı istiyorsun? Nur Sema sana muhtaç mı olsun istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne alakası var Abdullah Bey? Geldin kızımı istedin. Olmaz dedik. Oldu. Nur Sema senin hayatına uyum sağladı. Ama bu sana yetmedi. İş yaptın. Paralandın. Önce bizimle aşık atmaya kalktın. Ona da eyvallah dedik. E gene olmadı. Sonunda dolandırıcı damgası yedin. Doğru. Ben neler yaşadığımı çok iyi biliyorum. Yok. Bilmiyorsun. Bir de benden dinle. Sonra bunalıma girdin. Nur Sema'yı üzdün. Ve nihayet babasının evine yolladın. Nur Sema benimle mutlu değildi. Nasıl mutlu olsun Umut? Anlattığım şeyleri yaşayan bir insan nasıl mutlu olacak zaten? Üstelik sen hiç kabahatin yokmuş gibi bir de Nur Sema'ya sinirlendin. Senin bu sinirin Nur Sema'nın varlıklı olmasına mı? Değil tabii ki. Derdin ne o zaman? Sen buraya geldin, bana bir söz verdin ki ben sana olacakları anlattım o zaman. Ama tabii bu kadarını tahmin edemedim. Efendim, benim derdim sizlerin bizim hayatımıza sürekli karışıyor olması oldu. Karışmasak nasıl olacaktı? Mesela sen cezaevine girdiğin zaman Fatih ve benim avukatlarım olmasa ne yapacaktın? Doğru. Çok sağ olun, ben sizin hakkınızı hiçbir zaman ödeyemem. Ama hayatım boyunca da el pençe divan duramam. Senin yapman gereken tek şey Nur Sema'yı mutlu etmekti, yoksa biz hiçbir zaman önümüzde eğilmeni falan beklemedik. Sen Nur Sema'nın konumunu, duruşunu kaldıramadın. Asıl mesele bu. Değil. Ama şimdi ben size ne söylesem siz ikna olmayacaksınız. Senin sorunun ne biliyor musun? Sen mücadeleci değilsin. Bak şu anda kendini savunmaktan, ifade etmekten acizsin. Bıktım çünkü. Anlıyor musunuz? Bıktım. Bıktıysan kızımı oyalama. Öyle yok ayrı evlerde falan yaşamak. Bir karar ver, bu çocuk oyuncağı değil. Anlaşamıyorsanız boşanırsınız. Peki Abdullah Bey, onu da siz bilirsiniz. Ama birinin bilmesi lazım. Ben kalkayım. Hayırlı günler. Size de. Mihri. Mihri. Mihri, açar mısın kapıyı? Mihri. Yapma, ne yaptın sen? Ya, tamam bebeğim, tamam benim bebeğim. Ambulans çağırın! Ambulans! Çimen. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Biliyorum. Çok özür dilerim. Ama çok kırıldım. Bir kere bile aramadın. Hiçbir şey anlatmadın, kendini açıklamadın. Beni kandırdın. Ben sana çok güvendim. Nasıl yıkıldığımı bir düşünsene. Çimen, çok özür dilerim. Böyle olacağını düşünemedim. Beni hiç sevmedin mi? Kandırdın mı beni? Her şey yalan mıydı? Olur mu canım benim? Sakin ol. Ne sakin ol? Evlisin, çocukların var. Ya yazık değil mi onlara? Yazık değil mi bana? Boşanacağım.
Ne? Kimseye haksızlık yapmayacağım. Beni affet. Ben seni çok üzdüm. Hemen bir imam nikah kıyalım. Gökhan sen ne diyorsun? Ne imamı ne nikahı? Hilal gelmiş bugün babamla konuşmaya. Kıyamet koptu tabii. Ben de seni sevdiğimi söyledim. Ama bizim aile nikahsız bir ilişkiyi kabul etmez. Nasıl yani, evlenecek miyiz? Sen beni sevmiyor musun? Seviyorum. Tabii ki seviyorum. Da evlisin. İşte imam nikah kıyarsak Hilal benden hemen boşanır. Biz de resmi nikah yaparız. Ya. Ben nasıl apar topar evleneyim Gökhan? Annem ne der? Ya Çimen, benim eve gelirken aklın neredeydi? Aşkım, ya şimdi ya hiç. Yoksa ailemi bir daha asla ikna edemem. Annem zaten çok hasta. Durumu kritik. Ben sana yaşattıklarım için çok pişmanım. Ne olur telafi etmem için bana bir şans ver. Evlenelim, mutlu olalım. Peki. Neden ağlıyorsun? Bilmiyorum, bir fena oldum. Aşkım. Çok mutlu olacağız, inan bana. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Peki bu imam nikahı ne zaman olacak? Bugün yaparız. Bugün mü? Aşkım anlattım ya. Seni aileme karım olarak tanıtmak istiyorum. Yalnız bir şey var. Nedir? Evlenmemiz için yapman gereken bir şey. Hani ne gibi bir şey? Çok güzel bir şey. Beni çok sevdiğin için de yapacağına eminim. Buyurun, Mesut Bey sizi bekliyor. Teşekkürler. Mesut Bey, Kıvılcım Hanım geldi. Merhabalar, Mesut ben. Kıvılcım Arslan. Sizi televizyondan tanıyorum. Öyle mi? Evet, çok başarılısınız. Teşekkürler. Buyurun, lütfen. Bir televizyoncunun beni görmeye geldiğini duyunca epey şaşırdım. O zaman ben hemen konuya gireyim. Aslında ben yakın korumanızla görüşmek için gelmiştim ama kendisi bugün izinliymiş. Buraya kadar gelince de sizinle de bir konuşmak istedim. Hakan mı? Evet. Hakan babası için sahte akıl sağlığı raporu almış. Kemal Bey yaşlı evet ama akıl sağlığında bir problem yok. Kendisi şu an çok mağdur. Yani evladı tarafından yaşadığı ihanete mi yansın, yaşadığı sefalete mi yansın? Ben ne yapabilirim? Hakan genç birisi. Birisinin yardımı olmadan böyle bir raporu alamaz diye düşünüyorum. Ben yardım ettim yani. Ben sadece size soruyorum. Ya Hakan çok sevdiğiniz bir elemanınız olabilir. Kırmak istememiş olabilirsiniz. Ya da Hakan size yalan söylemiş olabilir. Babasının hasta olduğunu anlatmış olabilir. Kıvılcım Hanım. Siz polisçilik oynamayı seviyorsunuz sanırım. Anlamadım. Şöyle anlatayım. Velev ki ben yardım ettim. Bundan size ne? Siz nasıl buraya gelip beni sorguya çekiyorsunuz? Ben sizi sorguya çekmiyorum. Sadece yaşlı bir adamın mağduriyetini anlatıyorum. Buna hiç mi üzülmüyorsunuz? Çok yanlış insana çok yanlış şeyler söylüyorsunuz. Beyefendi, siz bu raporu aldınız mı, almadınız mı? Bana kimse hesap soramaz. O zaman ben de bu konuyu kanalımda işlerim. Hesabı size halk sorar. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır, tehdit etmiyorum. Ama sorduğum soruya cevap vermemekte ısrar ediyorsunuz. Anlıyorum ki
Bu raporda sizin parmağınız var. Ben bu işin peşini bırakmam yalnız. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz herhalde. Bilmiyorum ama az çok şu anda tahmin edebiliyorum. Siz benim kim olduğumu bilin diye söylüyorum. Ben de bu mafyacılık, kabadayılık işleri pek sökmez. Bu ülkede hak var, adalet var, hukuk var. O zaman elinizden gelen ardınıza koymayın. Evet. Aynen öyle yapacağım. Lütfen. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Sen yardım et yarabbim. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Ha, doktor hanım. Nedir durumu? Midesini yıkadık. Durumu iyi. Tehlikeyi atlattı. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbim sana çok şükür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Peki ben ne zaman görebilirim kendisini? Kendine gelsin. Bir saate odaya çıkarırız. Yalnız lütfen sakin konuşmaya çalışın. Hassas bir dönem geçiriyor belli ki. Tamam. Daha sonra size psikiyatr önereceğim. Tamam. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica çok ederim. Teşekkürler. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sana şükürler olsun. Harika vakit geçirdim. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Bana zaman ayırdın. Kendimi açıklamam için fırsat verdin. Seninle ilk görüştüğüm zaman. Annem üzülmesin diye kabul etmiştim. Peki şimdi? Şimdi galiba artık kendim üzülmeyeyim diye görüşeceğim. Peki ailenin benimle olan ilişkine karşı çıkması bir problem değil mi? Problem. Ama aşılmayacak bir şey değil. Gerçekten. Akşam babamla konuşacağım. Ama ondan önce annemle. Tabii sizle de. Evde geminin kaptanı anne galiba. Her zaman. Hele şimdi. Yani annem hasta olduktan sonra hepimiz çok dikkat ediyoruz. Ona bugünden, senin bana verdiğin değerden, seninle bu evliliği ne kadar istediğimden bahsedeceğim. Görkem çok mutlu oldum. Yani annem babamla konuşursa onu yumuşatır. Yani benim bu kadar istediğimi görünce kıyamaz o bana. Görkem bak sen beni gördün, benimle zaman geçirdin, beni tanıdın. Yani babamın yaptığı bir hatanın cezasını çekmek istemiyorum ben. Gerekirse gelirim. Annene de babana da tek tek her şeyi anlatırım. Her şeyi açıklarım, benim saklayacağım bir şey de yok. Seni çok iyi anlıyorum. Bizim ailede de var bir tane ayrı kodu. Hı. Kimmiş? Boş ver. Ah, yolumuz var biraz daha. İstersen yavaş yavaş kalkalım. Yolumuz uzun. Hadi olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Adam kabadayı çıktı ya. Ya ortada bir haksızlık var diyorum. Sen kimsin diyor. Polis misin sen? Sana ne diyor? Haklı adam. Anneanne saçmalama, neresi haklı? Kızım uğraşılacak adam var, uğraşılmayacak adam var. Yok öyle bir şey anne. Muz Cumhuriyeti'm ya burası. Öyle herkes istediğini kabadayılıkla istediğine yapsın. Kıvılcım, hiç bulaşma yavrum. Eğer adama yardım etmek istiyorsan açın bir kampanya, verin parasını bitsin. Yok anneciğim, olmaz. Adam böyle her istediğini yapacak, sümen altı edecek hepsini ondan sonra. Öyle bir şey yok. Kimse beni dinlemiyor bu evde, kimse. Doğacığım Çimen nerede kaldı? Arkadaşıyla buluşacaktı, sohbetlerin herhalde. Ara gelsin hadi, akşam oldu. Tamam. Ver sen bebeği bana. Ver Cemre'ciğimi bana, ver nenesini, ver nenesini. Of. Hop geldin mi? Hoş geldin. Hoş geldin. Alo. Çimen neredesin ablacığım? Annem meraktan öldü. Kapının önündeyim. Hah iyi tamam, hadi gel bekliyoruz seni. Abla. Abla mı? Sen sadece kötü bir şey olduğunda bana abla dersin, bir şey mi oldu? Olmadı. Seni çok seviyorum.
Cemreto. Konuştun mu Doğancığım? Kapıdayım dedi. Harika, süper zamanlama. Anne sen ver onu. Şöyle ana kucağına koyalım, gelsin. Durur mu? Durur, durur. Durur tabii. Durur bakalım. Durur tabii. Cimem. Anne. Ben evlendim.